Bugün bu şuuru güzel anlamı yaşayabiliriz. Amin. Bu ciddi bir şuurdur arkadaşlar. Ölmeyi sevmek, ölmeyi anlamak, öldüğün zaman nasıl öldüğünü bilmek ve o ölüm seni nereye götüreceğini anlamak, bunlar bu şehadet güzel bir şeydir. Şehadeti sevmeyen münafıktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan şehadeti sevmiyorsa, Allah yolunda ölmeyi sevmiyorsa bu adamda nifak vardır diyor. Resulullah buyuruyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Allah'ın verdiği canı Allah yolunda feda etmeyi bilmiyorsan sende nifak var diyor. Bunda daha normal bir şey olmaz ki. Normal ya, gayet normal ya. Gayet normal ya. Vermemek anormalliktir. Sen Allah'ın verdiği sana canı, Allah vermiş olduğu emaneti Allah yolunda vermeyeceksin. Ne yolunda vereceksin? Bu da anlaşıldıktan sonra Rabbim şehadeti inşallah güzel anlamaya nasip etsin. Amin. Burada şehadeti anlamak lazım. Çünkü şehitlerin makamındayız. Şehitlerin yerindeyiz arkadaşlar. Rahmetli Hızır hocamız, Allah rahmet eylesin, son haccında buraya gelmiştik beraber. Çok ağlamıştı Hazreti Hamza'da. Çok ağladı. Ve döndüğünde 23. günden sonra arkadaşlar İsmaila Camii içinde şehit edildi. Evet, mesele anlaşılmışı geçiyorum şimdi. Ondan sonra arkadaşlar o gençler geliyorlar. Diyorlar ki şeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayaklarını yapışıyorlar. Görebilirler mi? Burada karşımıza. İşte, kısacası camı kapattı hocam. Kısacası arkadaşlar, Rabbim inşallah başarmayı nasip etsin. Kısacası gençler geliyorlar, ya Resulallah ne olur diyorlar ya, bize müsaade et, çıkalım onları karşılayalım, göğüs göğüse mücadelemizi verelim, şehit olalım, bu şekilde şehadetimizi ortaya koyalım. Resulullah'tan müsaade istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gençlerin o halini görünce, o iştiyakını, o zevkini, o güzelliğini görünce bu sefer dönüyor, tekrar istişare dönüyor. Ve bu sefer istişare arkadaşlar göğüs göğüse çarpışmaya çıkıyoruz. Evet, göğüs göğüse. 950 kişilik bir ordu hazırlanıyor arkadaşlar. Gelen ordunu kaç kişilik? 3000 kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 950 kişilik orduyla beraber gördüğünüz 10 dakikada geldik buraya gördüğünüz gibi. Yürüme mesafesi burası yarım saat, bilemediniz 40 dakikadır arkadaşlar. Ve 950 kişilik yola çıkıyor arkadaşlar. Burası önemli ha. 40 dakikalık bir yola 950 kişilik çıkıyorsun, dikkat et. Kimse kendini kandırmasın. Herkes kendini bir kontrolden geçirsin. Baksın. İşin ciddiyetini görünce, ölümü görünce 300 tane münafık kadrona ayrılıyor arkadaşlar. 300 münafık peygamber kadrosundan, peygamber yanından 300 kişi. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi değil arkadaşlar. Beş kişi, on kişi değil. Ordunun üçte biri. Ordunun üçte biri. Sonra görünce, sıkıntıyı görünce, olayı görünce, karşı tarafın gücünü duyunca, 3000 kişilik orduyu duyunca, ordunun, dikkat edin, üçte biri. Sen burayı anlayabiliyor musun? Bir komutan düşün kendini ve o komutan ordusundan üçte biri ayrıldığını düşün. Bir anla, anlamaya çalış burayı. Allah'ın bize hepimizi muhafaza eylesin. Amin. 300 kişi bir anda ne yapıyor arkadaşlar? Ya kaç dakika sonra arkadaşlar? Bir saat sonra, iki saat sonra, beş saat sonra demiyorum size. Arkadaşlar 15 dakika sonra, bilemedin 20 dakika sonra, eğer binekle geliyorlarsa, binekle geliyorlarsa 10 dakika sonra, 5 dakika sonra. Binekle gelmiyorlarsa hadi yürüyerek geliyorlar diye düşünürüz. Normalde öyle. Arkadaşlar 15 dakika sonra ordunun üçte biri. Burası çok önemli. O ordunun halini düşün. Ama asla müminler asla geri bakmaz. Yeni vites yapmaz. Rey'i bilmez.
Onlar peygamber ne buyuruyorsa onu yerine getirmeye çalışırlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arkadaşlar orduyu arkayı şu dağa vermek şartıyla kuruyor. Dağa verdiğini düşünüyor musun? Taktik o. Arka taraftan gelemezler. Ve ordu bu şey, müşrikler bu taraftan gelecek. 50 tane Ayni tepesi diyor, okçu tepesi. 50 okçuya şu ifadeyi kullanıyor. Onları da şuraya diziyor. Önemli bunlar. Bunlar stratejidi. Yani savaş taktiği yani. 50 tane oraya diziyor. Çünkü şu ara boşluğu var arkadaşlar. Yani kafirler müşrikler şu arkayı dönüp de arkadan bizi vurmasınlar diye 50 okçuyu oraya koyuyor. Ama Efendimiz bir şeyi görüyor, görüyor. Neyi görüyor? 300 kişilik Halid bin Velid ordusunu orada hissediyor, Allah ona hissettiriyor. Diyor ki okçulara, okçulara diyor ki, Ayney tepesinde koştuklarına, benden size haber gelmeden, bizim cesetlerimizi hayvanların eşelediğini görseniz dahi, benden size haber gelmeden okçular tepesini bırakmayın. Bitmiştir. Olay bu arkadaşlar. Okçular tepesini benden size haber gelmeden ne yapmayın? Bırakmayın. Görseniz dahi bizim cesetlerimiz yerlerde ne oluyor? Hayvanlar tarafından dedişiliyor yani yeniyor. Siz yine asla okçular tepesini ne yapmayın? Benden haber gelmeden bırakmayın. Sonra arkadaşlar tekrar ediyorum. Sahabe sırtını dağa dayamış. Müşrikler karşı taraftan geliyor. Ayney tepesinde 350 tane okçu şeyde 300 tane Halid bir de ordusu orada. Onlar gerçekten bakıyorlar ki orada okçular var. Okçu bunlar. Gelme şansları var mı? Yok. Niye gelse onları ok bulacaklar. Helak edecekler. Ondan sonra arkadaşlar, güzel insanlar, kıymetli insanlar, savaş bir anda başlıyor. Bir anda başlıyor arkadaşlar. Başlayan savaş anında müminleri lehlediriyor arkadaşlar. Çünkü laf dinleniyor. Allah 3000 kişi, 3000 melekle sahabeye yardım ediyor. Bir başka ifadeyle 5000 melekle yardım ediyor Allah. Çünkü ne dinleniyor? Laf, söz dinleniyor. Laf dinleniyor, söz dinleniyor. 5000 melekle Hazreti Allah, ayet-i kerime bu. Bi hamsete alafin minel melaike. Mevla Teala 5000 melekle sahabeye yardım ediyor. Bir anda ne? İş galip. Bir anda galip. Bir bakıyor müşrikler kaçıyor. Bildiğiniz kaçıyorlar arkadaşlar. İşte gördüğünüz şu sonsuz, görüyorsunuz işte şuraları. Oradan kaçmaya başlıyorlar. Gerisi kaçmaya başlıyorlar. Bu sefer işte işin tehlikeli tarafı arkadaşlar. Hiç yok değil mi? Evet. İnsanlar, kıymetli insanlar. Aklınızı helal mi arkadaşlar? Ondan sonra güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bir anda savaş galip durumda. Bu sefer o okçular tepesinde olan 50 okçu şu ifadeyi kullanıyorlar. Bakın arkadaşlar diyor, kafirler kaçıyor. Biz de gidelim kardeşlerimize yardımcı olalım. Abdullah bin Cüveyr radıyallahu anh başkanları diyor ki yapmayın. Yapmayın lütfen ve kerime yapmayın. Resulullah'tan haber gelmediği müddetçe burada inmememiz lazım. Dediği halde onlar diyor ki savaş bitinceye kadardı. Bak kaçıyorlar. Savaş bitti artık. Gidiyorlar. O yüzden inelim onlara yardımcı olalım. Diyorlar ama o ne kadar dese ki yapmayın, yapmayın, yapmayın diye. Ama tabii onlar yorul. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Rabbimizi şu yorumlardan kurtarsın. Amin. Şu tevillerden bizi kurtarsın inşallah. Amin. Tevil anlayışı arkadaşlar. Hepimizde oluyor bu. Hemen bir tevhide başlıyorsun. Yapma. Yapma. Gidiyor gençliğin diyorum. Dur bakalım. Ya niye dur bakalım kardeş? Gençliğin gitti. Evladın gidiyor. Neslin gidiyor. Elinde bir şey kalmıyor.
Yarın kendi evladına, kendi ailene söz geçiremeyecek hale geleceksin diyorum. Geldin. Yıllar önce söylüyordum. Şimdi geldin. Kendi ailene söz geçiremeyecek duruma geleceksin diyordum. Şimdi geldin. Geldin kardeş. O yüzden bu teviller, bu tavizler bizi perişan etti. Rabbim inşallah tekrar geri dönmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Bak o ana kadar bir anda savaş galip. Ne zaman ki 42 tane okçu, 50'den 42 tane okçu aşağı inince, bu sefer arkadaşlar Halid bin Velid komutasındaki 300 süvari attı yani. Onlar bir bakıyor ki tepe boş. Tak arkadan sarıyorlar Müslümanları. Önden müşrikler, arkadan Halid bin Velid bu sefer bir haber gönderiyor. Ben arkadan saldım, dönün diyor. Onlar bir dönüyor, tak Müslümanlar nerede kalıyor? Arada kalıyor arkadaşlar. Arada kalıyor Müslümanlar. Kazanılmış savaş kaybedilme durumuna geçiyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. İşte savaş esnasındaki belli olaylar. Vahşi Hazretleri daha sonra Müslüman oldu. Kendi anlatıyor. Diyor ki ben diyor köleydim diyor. Bana büyük zenginlik teklif ettiler. Yüz deve ve daha nice mücevherler. Sadece vazifem diyor, savaşla alakam yoktu diyor. Sadece vazifem diyor, Hazreti Hamza'ydı diyor. Hint bana çok büyük tekliflerde bulundu. Sadece vazifem Hazreti Hamza. Başka bir vazifem yok. O da mızrağını çok güçlü kullanırmış arkadaşlar. Korkunç bir mızrak kullanma ahlakı varmış. Şeyi varmış yani, sen söyle. Kabiliyeti varmış. Sadece vazife yok, savaşla da hiç alakam yok. Savaş varmış, yokmuş, olmuş, kim galip hiç önemli değil onun için. Onun tek derdi var, kölelikten kurtulacak. Artı büyük zengin olacak kendine göre. Kendi anlatıyor ifade, kitabında okudum ben kendisindeki. Ondan sonra arkadaşlar diyor ki ama Hazreti Hamza'nın karşısına geçmek mümkün değil diyor. Hamza'nın karşısına geçmeyi bırak diyor, Hamza'nın etrafında dolaşmak mümkün değil. Yani gördüğü bir alanda bulunmak bile mümkün değil diyor. Öyle de korkuyorum ondan diyor. Bir kayanın arkasına saklamış bekliyorum diyor. 12 kişiyi gözümün önüne indirdi diyor. Sadece diyor, şöyle seklenmesini bekliyorum diyor. Bir seklenirse diyor, yoksa diyor karşısına geçeyim. Ondan sonra veya yanında durayım, veya kendimi göstereyim, veya mızrakla hareket yapayım, böyle bir şey mümkün değil. Ama diyor bir ara bir baktım diyor sendeledi diyor. O sendeledi esnasında diyor arkadaşlar kayanın arkasından mızrağımı diyor fırlattım diyor. Ve Hazreti Hamza'yı şehit etti arkadaşlar. Şehit ettiğiyle kalmadı arkadaşlar. Daha önemlisini söyleyeceğim size. Evet o anda diyor Hamza kendisi mızrak kendisine geldikten sonra diyor şöyle bir baktı diyor bana bunu kim attı diye ama yine korkumdan diyor kayanın arkasına saklandım diyor ya. O halinden bile korkuyordum diyor. Sonra ne zaman ki diyor düştü şehit oldu yani. Ondan sonra arkadaşlar gelmiş Hint. Daha sonra Müslüman olur radıyallahu anh diyoruz. Anha. Ondan sonra burnunu kesmiş. Kulaklarını kesmiş. Parmak uçları kesmiş. Ne kadar şey var, kim var görüyor musunuz? Bedir'de çünkü babasıyla kocasını Hazreti Hamza gebertmiş. Ondan dolayı Hazreti Hamza'dan intikam almak için evet ve vücudunu yani şurasını açıyor, içinden ciğerleri çıkartıyor ve dişliyor arkadaşlar. Evet dişliyor. Kin bu kadar azdırmış onları yani. Ve Efendimiz o halini görüyor amcasının. Anlıyor musun burayı sen? Burayı düşünebiliyor musun? Senin için canını feda etmiş bir amcan ve baba yarısı malumuz aynı zamanda ailesinden en çok Resulullah'ı savunan, muhafaza eden amca yerde parmaklar uçları gitmiş, burnu gitmiş, kulaklar gitmiş ve içi yarılmış, içeride ciğerler çıkartılmış, dişlenmiş. Arkadaşlar, o yüzden buraları iyi anlamak lazım. Resulullah haline bakmak lazım. Ammi
Ammi, amcam diyor Peygamberimiz. Ne yaptılar sana? Bu yaptıklarını karşısında onlardan 70 kişi alacağım diyor. Ya Mevla Teala ayet-i kerime gönderiyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 70 kişi deme diyor. Ya misline mislik, yani birebir, ya da veleyin sabertum lehu ve hayrun lissabirin. Sabredersen sabır en hayırlısıdır deyince Mevla Teala Efendimiz sabra dönüyor arkadaşlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasını Hazreti Hamza'yı şehit eden Hint radıyallahu anh'a Müslüman oluyor. Vahşi Müslüman oluyor. Bak dikkat et. Hepsi Müslüman oluyor. Daha önce Hazreti Hamza'yı şehit ettiler. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Vahşi'ye. Vahşi demiş. Yine gözümün önünde durma demiş. Amcamı hatırlıyorum demiş. Arkadaşlar. Öyle basit almayın bu işleri be. Bir dava var, dava var. Hak dava var. Bu dava için bak her şey feda ediliyor. O anda Safiye anne geliyor. Savaş bitmiş, olaylar takip ediliyor biliyorsunuz. Safiye anne geliyor, Hazreti Hamza'nın kardeşi. Peygamberimizin halası. Geliyor. Diyor ki bakayım nerede diyor. Neredeler? Ne oluyor diyor yani manasında. Efendimiz buyuruyor ki Abdullah diyor anneni yaklaştırma. Oğlu. Oğlu anneni yaklaştırma. Safiye halasını yaklaşma istemiyor Hazreti Hamza'ya. Çünkü hali sıkıntılı. Geliyor. Anne diyor yaklaşma diyor. Oğlum göreyim diyor. Bırak. Sonra ihsan edince Peygamberimiz şöyle halasının göğsüne bir vurmuş. Şu şekilde. Yani göğsü rahatlasın demektir yani anladığım kadarıyla. Sonra bir görüyor Hazreti Hamza'yı. Buyuruyor ki Safiye anne, biz evlatlarımızı, kardeşlerimizi bugünlerini görmek için varız diyor be. İmana bak imana. Rabbim bize bu imanı ikram etsin. Aynı zamanda aynı şekilde arkadaşlar Musab bin Ümeyr radıyallahu anh. 70 şehitlerin bir tanesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet söz veriyor. Ya Resulallah diyor. Savaşın sonuna kadar yanındayım diyor. Peşindeyim diyor. Ensar'ın da sancağını Musab taşıyor. Ensar'ın. Muhacirlerin sancağını taşıyan var. Ensar aslında biliyorsunuz Musab bin Ümeyr daha sonra buraya hoca olarak geldi ama Ensar'ın sancağını taşıyor. Ensar'ın sancağı taşıyan Musab bin Ümeyr peygambere söz veriyor. Ya Resulallah savaşın sonuna kadar yanındayım diyor. Sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında devamlı mücadelede Resulullah'a giden bir kılıca omuzunu uzatıyor arkadaşlar. Omuz kıpınca diğer omuzunu. Sonra Musab düşüyor. Musab düşüyor. Resulullah'ın gözü önünde oluyor. Ondan sonra bir bakıyor ki Resulullah Musab hala savaşıyor. Aslında düşmüş. Şehit olmuş. Musab sen şehit olmadın mı? Ya Resulallah ben Musab değilim. Ben Musab kılığında bir meleğim. O sana savaşın sonuna kadar senin yanında olacağım diye söz verdiğinden dolayı Hazreti Allah onun sözünü yere düşürmemek için beni gönderdi ya Resulallah diyor. Ya nasıl söz veriyorlarmış be kardeşim ya. Nasıl teslim oluyorlarmış. Nereden geliyormuş bunların imanı. Nasıl söylüyorlarmış sözleri ki Allah sözleri yere düşürmemek için her şeyini feda ediyor ya. Rabbim bize bu işi şuradan anlamaya nasip etsin. Amin. Resulullah görüyor onu savaştan sonra. Musa, Mekke'de diyor seni gördüğümde diyor. Sahabenin en yakışıklısı. Sahabenin en yakışıklısı. Kadınlar, kızlar Musa geliyor diyor. Sokaklara dökülürmüş arkadaşlar. Ve en zengin ailenin çocuğu. Giydiği bir kıyafeti bir daha giymeyen,
Hindistan'dan kıyafet getirttirip bir daha giymeyen öyle bir zengin çocuk ama zenginliği kenara bırakıyor, Resulullah'ı seçiyor. Ve vefat ettiğinde soruyorlar, ya Resulallah diyorlar. Musab'ın diyorlar, kefeni yani elbisesi, eğer ayaklarını örtsek başı sefa çıkamıyor, başını da örtsek kefen yok kefen. Başını da örtsek ayaklarına çıkıltıyor. Diyor ki Resulullah, başı şerifini örtün, ayaklarına itfir, o zamanki şartlarda bir ot, o ottan koyun diyor arkadaşlar. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Rabbim bize bunu iyi anlamayı nasip etsin. Amin. Burada Nesibe Anne'yi anlatmak isterim size arkadaşlar. Nesibe Anne kim? Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'dan etkilenmiş. Musab bin Ümeyr Medine'ye gelince etkilenmiş ondan. Bakmış ki, ya bu ne kadar güzel konuşuyor. Ne güzel insan. Hem de peygamber olduğunu değil de peygamberin bir ümmeti olduğunu. Demek ki bunun hocası yani peygamberi ne kadar daha güzeldir, ne kadar mükemmeldir diye merak ediyor. Musab bin Ümeyr'e, evet onun ifadelerine teslim oluyor ve onunla beraber bu ümmeti yapmış olduğumuz Akabe biatının yapıldığı yerde arkadaşlar, arkadaşlar Akabe biatının yapıldığı yerde aynı o Nesibe Anne de vardı arkadaşlar. 73 kişiden biriydi. Resulullah'ı gördüğünde şu ifadeyi kullanmış. Musab anlattıklarından daha kıymetliymiş Musab diyor ben. Sonra Musab bin Ümeyr'i evladından öte sever arkadaşlar. Geliyor Medine'ye, bakıyor ki Musab yerde. Sancağı mı kaldırayım, Musab'ı mı kaldırayım derken Musab'ın kılıcını alıyor arkadaşlar. Kılıçla savaşa devam ediyor. Resulullah yolunda anam, babam, çocuklarım, evladım fark etmez. Her şeyi feda olsun diye. Evet, sancağımı kaldırayım, Musab'ımı kaldırayım derken Musab'ın kılıcını alıyor. Kılıçla beraber devam ediyor arkadaşlar. Rabbim bize bu işin şuurunu anlamayı nasip etsin. Amin. O yüzden arkadaşlar, bu dava için her türlü bedeli ödemişler. Her türlü fedakarlığı ortaya koymuşlar. Hakkı ortaya koymuşlar. Öyle çene yapmamışlar arkadaşlar be. Abdullah bin Caş Uhud'da diyor ki Ebu Vakkas radıyallahu anh'a Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki bir dua yapmak istiyorum, amin der misin diyor. Olur diyor. Ben de yapayım, sen de amin diyor. Olur diyor. Sa'd bin Ebi Vakkas başlıyor. Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi beni bir zalimle kafirle karşılaştır, mücadele edeyim. Sonra kafiri öldüreyim. Amin diyor. Abdullah bin Caş başlıyor. Ya Rabbi beni bir kafirle karşılaştır. Kafirle karşılaştıktan sonra o kafir bana evet mücadelemi vereyim sonuna kadar. Sonra beni şehit etsin. Ve bütün azalarımı doğrasın. Sonra sen bana mahşerde sorasın. Ya Abdullah ne oldu bu azalarına? Ben de diyeyim ki ya Rabbi senin yolunda feda ettim. Senin yolunda feda ettim diyeyim. Sen de sadakta Abdullah. Sadakta Abdullah. Abdullah ne güzel söyledin. Abdullah doğru söyledin. Ne ya Rabbi. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki içimden amin demek gelmedi ama diyor söz vermiştim diyor. Amin dedim diyor. Savaşın sonunda baktım ki Abdullah bin Cahş radıyallahu anh burada yatıyor arkadaşlar. Aynı söylediği gibi diyor. Arkadaşlar ya, ya bunlar sözü nereden söylüyor be kardeşim ya? Ya sözü nereden söylüyorlar Allah rızası için ya? Ya biz söylerken kalbimiz mi duymuyor ya? Kulaklarımız mı duymuyor ya? Ya bunlar sözü nereden söylüyorlar be kardeşim ya? Öbür taraftan Mevla Teala melek gönderiyor sözüne düşmesin diye. Öbür taraftan söylediği sözün aynısıyla karşılaşıyor ya. Öbür taraftan arkadaş ya, söz düşmesin diye her şey oluyor be kardeşim. Hazır radıyallahu anh. O akşam evlenmiş. Burada yatıyor gidiyor arkadaşlar. O akşam evlenmiş. Evlendiği gece arkadaşlar, güzel insanlar. Evlendiği gece haber geliyor ki
Burada gidiliyor. Arkadaşlar banyo yapamadan yola düşüyor. Niye? Münafıklardan yasılayım diye. Münafıklardan yasılmayayım diye. Sonra en netice münafıklardan yasılmayayım diye yola düşen Hazreti şehit oluyor. Geliyor hanımı Resulullah'a soruyor, ya Resulallah durum mu? Bak diyor, bak diyor. Gökte melekler onu yıkıyor diyor be. Onu melekler yıkıyor diyor be. Arkadaşlar böyle bu yola feda etmişler kendilerini. Bize de onlara gerçekten evet takip, güzel takip düşer. İyi anlamak düşer. İyi şuur düşer. Rabbim başarmayı nasip etsin. Amin. Yoksa öyle sıradan bir ziyaret değil arkadaşlar. Anlayarak ziyaret, anlayarak, yaşayarak inşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Amin. Ve en netice arkadaşlar 70 tane şehit veriliyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o dağa kadar sıkıştırıyorlar arkadaşlar. Bakın. Ebu Süfyan bağırıyor. Bayağı yaklaşmış. Son 10 kişi diyor. 10 kişi kalmışlar. O kadar yaklaşmış Ebu Süfyan. Diyor ki Muhammed nerede? Resulullah ses çıkartmamış. Ebu Bekir nerede? Ebu Bekir de bak Resulullah çıkartmadı, o çıkartmamış. Ömer nerede? Hazreti Ömer baştan ses çıkartmamış ama sonra dayanamamış. Bir kafirle bir de kafir hepsi burada demiş, hepsi burada. Dayanamamış. Ama üzerlerine gide yürüyemedi diyor. Bedir-i Suğra'da görüşürüz diye oradan çekildi diyor. Resulullah'a çok yaklaştılar arkadaşlar. Dişini şehit ettiler, yüzü yarıldı arkadaşlar. Dişi şehit etti. Diyor ki kitaplarda eğer diş diyor yere düşseydi diyor yeryüzü helak olurdu diyor. Cibril-i Emin'in en hızlı diyor müdahalesi oldu diyor. Dişi havalı tutmuş arkadaşlar. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. İyi anlamayı nasip etsin. Ve en netice bak kaya. Kaya orada arkadaşlar Resulullah'a çok yaklaşınca kaya ikiye ayrılıyor. Resulullah içine alıyor arkadaşlar. Ondan sonra olay sıkıntı, sıkıntı gidince ve bu şekilde netice itibariyle arkadaşlar Uhud'da ciddi bir mücadele, kazanılmış bir savaş, bir söz dinlememe neticesinde kaybedilme durumuna geçiyor. Rabbim inşallah hakkıyla söz dinleyenler olmayı nasip etsin. Amin. Bu işi tesisin, yüksek etsin. Hepimize başarılar nasip etsin. Sahabeyi güzel anlamayı nasip etsin. Onların fedakarlıklarını güzel anlamayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Son bir şeyi söylüyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Fatıma anne diyorlar arkadaşlar. Fatıma çocuk 8 yaşlarında. Tabii büyüdüğü zaman anne sahabe annem olduğu için. Şimdi 8 yaşlarında babası şehit olmuş. Bekliyor. Herkes dönüyor tabii. Hazreti Osman'a diyor ki babam nerede diyor. Babam nerede? Tabii Hazreti Osman söyleyemiyor. 8 yaşındaki bir çocuğa nasıl desin ki baban şehit oldu diye. Diyor ki böyle arkaya gösteriyor. Arkadaki de sor manasında. Ben bilmiyorum manasında. Hazreti Ömer'e geliyor. Hazreti Ömer diyor ki Hazreti Ömer biliyorsunuz normalde arkadaşlar ama 8 yaşındaki çocuğun karşısında ne yapsın? Diyor ki o Fatıma. Babam nerede? Babam nerede? O da işi arkaya gösteriyor. Ondan sonra iş Hazreti Ebu Bekir'e kalıyor. Hazreti Ebu Bekir'e soruyor. Hazreti Ebu Bekir de cevap veremiyor. Nasıl cevap versin? Ne desin ki? Baban şehit oldu dese 8 yaşında çocuk. O da arkaya gösteriyor Resulullah'a kalıyor iş. Resulullah'a kalıyor iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorunca ya Resulallah babam nerede? Babam nerede? Resulullah sarmış onu. Demiş ki Fatıma Muhammed yani peygamber üstlenmiş için Muhammed baban Ayşe anne olmasını istemez misin? Demiş arkadaşlar. 8 yaşındaki bir çocuğa böyle teselli vermiş. O zaman çocuk niye anlıyor? Babası şehit olmalı arkadaşlar. O yüzden bu davada ciddi bir mesele var arkadaşlar. Ciddi fedakarlıklar var. Ciddi olaylar var. Bu olaylar böyle kalkıp da böyle havadan sudan yaşanmamış. Hepsi ciddiyetle yaşanmış. Allah'ın bize buraları iyi anlamayı bize ikram etsin. İhsan etsin. Eksik kalmak dememizi muhafaza etsin inşallah.
Şimdi arkadaşlar hazırlı şu Eda'yı ziyarete gidiyoruz inşallah beraber. Buyurun. Evet, bu anlatımdı. Yasin işte okuyabilenler yansın okusunlar. Okuyamayanlar 3 klas bir felakla devam etsin inşallah. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أهداف أبتعدهم لا يجدون إنما يدعو ذوي سبحانك وخشي الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما ظلتم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تدرون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ والمبين قالوا إنا تغيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا غائبكم معكم ولكم لا تخافون وجاء من أقصى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلككم الجار وذو المرسلين وما لي إلا عبد الذي فضلني إليه ترجعون ألا اتخذوا من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا يكون عني شفاعتهم شيئا ولا ينجزون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم تسمعون من الجريح قال يا ليت قومي يعلمون بما أنخرني يا ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا عن الغرب من بعده من جهد من السماء وما كنا مرسلين